Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız. Orijinal Matematik Yayınları'nın 2022 ayet soru bankasının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Permütasyon testlerinde kalmıştık. Permütasyon testlerinin ilkinin çözümlerini de beraber yapalım isterseniz. Şimdi ile başlayalım. 5 farklı çorba ve 5 3 farklı ana yemek arasından bir çorba veya bir ana yemek kaç farklı şekilde seçilebilir diyor. Şimdi burada toplama yoluyla sayma ya da çarpma yoluyla sayma var. V kelimesi ya da veya kelimesini gördüğünüz zaman bir anlamları var. Şimdi V dediğiniz zaman yani ya o ya o seçeneklerimiz var ama veya da işte bunlar içerisinden herhangi biri bütün olarak bakacağız. Veya dediğimiz zaman toplama, V dediğimiz zaman ise çarpma işlemini gerçekleştireceğiz. Şimdi 5 çorba, 3 yemek içerisinden bir çorba veya bir ana yemek yani totalde bir tane seçeceğiz aslında. O zaman biz 5 artı 3 yapmalıyız. 8. O zaman doğru cevabımız 8 gelecek. Ha şöyle bir şey olsaydı 5 farklı çorba 3 farklı ana yemek içerisinden bir çorba bir bir çorba ve bir ana yemek kaç farklı şekilde seçilebilir deseydi o zaman biz 5 kere 3 15 diyecektik. Çünkü bir tane yemek alıyoruz bir tane de çorba alıyoruz ama burada biz ne yapıyoruz soruda bize sordu. Bir tane seç diyor güzel kardeşim. Çorbalardan veya ana yemeklerden toplam 8 tane üründen bir tanesini seç diyor. Şimdi bak ikinci soruda diyor ki 8 defter 10 tane kalem arasından bir defter ve bir kalem. Yani annenle kırtasiye gidiyorsun. Annen diyor ki sana bir tane defter al bir tane de kalem al diyor. O zaman sen 8 kalemden birini 10 tane 8 defterden birini 10 kalemden de birini seçiyorsun. O zaman 8 çarpı 10 ne geliyor arkadaşlar? 80 geliyor diyebiliriz. Burada da çarpma yoluyla sayma var. Şimdi permütasyon. Permütasyon en ikili permütasyonu 20'ymiş n'in 3'lü permutasyonu, n'in 4'lü permütasyonu kaçtır demiş. Şimdi permütasyon neydi? n'in r'li permütasyonu n faktöre bölü, n eksi r faktöre. Şimdi böyle olduğu gibi bunu pratik olarak şöyle çözebilirsiniz. Mesela altın ikili permütasyonu dediği zaman şuradaki sayı kadar 6'dan geri geri gelirsiniz. Yani 6 çarpı 5. Mesela 7'nin üçlüsü dediğinizde bu nedir? 7 çarpı 6 çarpı 5. Mantığıyla yürürsünüz. O zaman N'in ikili permütasyonu kaç yapacaktır? N çarpı N eksi 1 yapacaktır. Çünkü iki tane sayı çarpacağız. Ve bunun sonucu 20'ymiş. Yani o zaman N buradan kaç gelir güzel kardeşim? 5 gelir değil mi? 5 çarpı 4'ten 20 geldi. Vatandaş bizden istiyor. 5'in üçlü permütasyonuyla 5'in 4'lü permütasyonu istiyor. O zaman 5'ten 3 kere geri geleceksin. 5, 4, 3. 5'ten de 4 kere geri geleceksin. 5'ten başlayarak. O zaman burası kaç yaptı? 60 yaptı. Burası kaç yaptı? 20, 120 yaptı. Toplarsanız da kaç gelir? 180 gelir diyebiliriz üçüncü sorumuzun cevabı için. Şimdi dördüncü sorumuza diyor ki, yukarıda verilen eş üçgenlerden oluşmakta. Bu eş üçgenler içerisine pozitif rakamları rastgele yerleştirecektir. Pozitif rakamlar kaç tane var? 1'den 9'a kadar. Rakam 9 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 tane üçgenimiz var. Şartımız, şurtumuz var mı? Tekler, çiftler aynı hizada olacaklar, olmayacaklar? Yok. O zaman gönder hepsini. 9 tane yeriniz var ve 9 tane yere 9 tane eleman 9 faktörel şekilde yerleştirilebilir. Şimdi şöyle düşün. 4 kişi 4 kişi koltuğa kaç farklı şekilde oturabilir? 4 faktörel. Kucak kucak oturacak halleri yok ya. 4 faktöriyel. İşte kalem kelimesinin harfleriyle 5 harfli. Kaç tane kelime oluşturabilsin? 5 faktörel. Değil mi? İşte Kemal kelimesinin harfleriyle 5 harfli. Kaç kelime oluşturabilsin? 5 faktörel gibi. Aynı mantık. O zaman benim burada 9 tane yerim var. 9 tane de neyim var? Rakamım var. Ha bunlar böyle olmuş. Ha böyle etrafı S olmuş. Ha kalem şeklinde yan yana dizmişler. Çok da önemli değil. Değil mi? O zaman 4 sorumuzun cevabı Edirne gelecek arkadaşlar. Şimdi geldik 5. soruya. Kümesin elemanlarıyla 3 basamaklı 180 farklı. Şimdi şartlar şurtlar bizim için çok önemli bu tip sorularda. Bu tip sorular sıralama soruları aslında. 3 basamaklı 180 farklı sayı yazılabilir diyor. Şimdi o zaman 3 basamak yapıyorum. Şimdi benim sıkıntım neresi? Şurası. Neden? Çünkü şurada bir sıfır var. Buraya sıfır gelme ihtimali yok. Sıfırın dışında kaç seçeneğim var güzel kardeşim? 5 seçeneğim var. Şimdi sıfırı sildin artık. Buraya sıfır yazabilirsin. Rakamları farklı diyor mu? Demiyor. O zaman buraya 6 seçenek. Buraya da 6 seçenek var. Bunları çarptığınızda kaç geldi? 180 geldi. O zaman 180 farklı yazabilir. yazılabilir. Birinci öncülümüz doğruymuş. 3 basamaklı rakamları farklı. Şimdi rakamları farklı dediyse önce buradan başlayalım. Sıfırın dışında 5 tanesinden bir tanesini yazabilirim. Toplam 6 tane rakam vardı. Sıfır yazamıyorum. 5 seçeneğim var. Şimdi bir tanesini yazdım diyelim. Salladım. Bunu yazdım diyelim. Artık sıfırın kapısını açtım. Artık sıfırı yazabilirim. Ve benim hala kaç seçeneğim var? 5 seçeneğim var. Burayı da 5 seçenekten birini yazıyorum. Bir tane daha düştüm. Burada daha az zaman kaç seçeneğim olacak? 4 seçeneğim olacak. Bunları da çarparsan güzel kardeşim kaç yapar? 100 yapar. O zaman ikinci öncülümüz de doğruymuş. 3 basamaklı 300'den büyük rakamları farklı 80 sayı yazılabilir. Peki 3 basamak yapalım. Şimdi 300'den büyük dediğine göre öncülümüz burası. O zaman oraya 300, 400'lü, 500'lü. Toplam 3 tane ihtimalim var. O zaman buraya 3 yazdım. 300'lü olabilir, 400'lü olabilir, 500'lü olabilir. 3 seçenek var. Tamam bitti. O zaman sıkıntı ortadan kalktı. 6 tane rakam vardı. Bir tanesini buraya yazdım. 5 rakam kaldı. Bir tane daha yazdım. 4 rakam kaldı. Çarp bunları kaç yaptı? 60 yaptı. E bize ne demişti? 80 demişti. O zaman bu gider. Doğru cevabımız ne olur arkadaşlar? 1-2 olur. Yani 5'in sorunun cevabı C yapmış arkadaşlar. Şimdi geldik 6. sorumuza. Şekildeki ABC şehirleri arasında bulunan oluşum yolları verilmiştir. İfadelerinden kaç tanesi doğrudur demiş. A'dan C'ye 13 farklı yoldan gidebilir. Şimdi A'dan C'ye gideceğiz. B'ye B'den geçmek şartıyla demiş mi? Dememiş. Şimdi şurası iç olsun. Tamam mı? Ben buraya iç diyeyim. Buraya dış diyeyim. O zaman A'dan C'ye içeriden gitsem 4 çarpı 3. Çünkü burada 4 seçeneğim var. Burada da 3 seçeneğim var. Doğru mu? 4 kere 3 12. 12 farklı durum var. Şimdi mesela burası A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3. A1, B1 olur. A1, B2 olur. A1, B3 olur. A2, B1. A2, B2. A2, B3. A3, B1. A3, B2. A3, B3. Ve kelam A4. Bunda zayıf vardı da bitsin. A4, B1. A4, B2. A4, B3. Toplam 4 kere 3. 12 tane seçeneğim oldu. İçeriden gittim. Ya dıştan gitseydim. Bir tane de dıştan ihtimalim var. Artı 1. Şimdi hocam bunu çarpıyorsun da. Bunu niye topluyorsun? İçeriden gidersin. Veya. Veya dediği zaman. O başka bir durum artık. Burada A'dan C'ye gitmek için B'den geçmek zorundasın. O zaman ben buradaki opsiyonlarla buradaki opsiyonları çarpacağım. 12 opsiyon var. Ya da dışarıdan giderim. O ya da dışarıdan olduğu için ayrı yani toplanacak. O zaman ne diyelim? 13 diyelim. Giderken kullandığı yol. Dönüşte kullanılmamak şartıyla. Yol derken aslında güzergah da diyebiliriz. Hat da diyebiliriz. Hani güzergah ne demek? Atıyorum mesela A şehrinden B şehrine, B şehrinden C şehrine bir bu şekilde bir güzergah var. Bir de şu şekilde bir güzergah var. Otobüs var mesela. A şehir A noktasından kalkıyor. Bu şehrin bu tarafından dolaşıp üst kısmından dolaşıp B'ye gelip sonra buradaki şehir merkezinden C'ye geçiyor. A noktasından bir de siyah tarafı düşünün. Şehrin alt tarafından dolaşıp B noktasına geliyor. Sonra tekrardan buraya geçiyor. Dikkatli bakarsanız ikisi de B ile C'yi kullanıyor. Ama bunlar hani güzergahları farklı. Hani otobüs olsalar birisi 92C olur, biri 94C olur. Ben işte şehrin alt tarafından gitmek istiyorsam 92C'ye binerim. Üst tarafından gitmek istiyorsam gibi 94C'ye binerim falan filan. Yani kullandıkları yol dediğinde bütün olarak algılayacağız. Peki benim giderken kaç tane seçeneğim var? 13 tane. O zaman dönüşte 13 taneden bir tanesini iptal edeceğim. Yani 12 seçeneğim kalacak. O zaman 156. İki, kullanılacağı yol diyor ya ben bunu şöyle söylüyorum. Giderken kullanacağı güzergah dönüşte kullanılmak. Güzergah ne demek? O hat. O hattı kullanmayacaksın güzel kardeşim. Demeye getiriyor. Tamam. Üçte giderken kullandığı yollar. He, demek ki yollar dediğinde her parçayı dahil edecek. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Yukarıdaki iyi hatırlayalım. Şimdi burada 4, burada 3, bir de dışarıdan bir tane var değil mi? Şimdi İçeriden gitsin, içeriden dönsün. İçeriden gitsin, dışarıdan dönsün. Dışarıdan gitsin, içeriden dönsün. Bak. Şu an ne yapıyorum? Opsiyonları yazıyorum. İçeriden gitsin Öner'cim. 4, 3. Şimdi içeriden gidiyorum. Değil mi? A'dan B'ye gittim. 4 seçeneğim var. B'den C'ye gittim. 3 seçeneğim var. Return back. Geri döndüm. 3'tü. 2'ye düştü. C'den B'ye, B'den de A'ya artık 4 seçenekten 3'ü kaldı çarpı 3 dedim. Ya da içeriden gidiyorum 4 çarpı 3, dışarıdan dönüyorum bir seçeneğim var. Ya da dışarıdan gidiyorum 1 çarpı dönüşe içeriden yapıyorum 3 çarpı 4. O zaman buradan ne geldi? 12, 6, 72 geldi. Buradan ne geldi? 12 geldi. Buradan ne geldi? Oradan da 12 geldi. Toplarsa kaç yaptı? 96 yaptı diyebiliriz. Zaten bana da soru ne demiş? 96 demiş. O zaman o 3 öncülümüze doğru. Peki o zaman bu kaçın soruydu? Altın soruydu. Altın sorunun da cevabı neymiş arkadaşlar? Edirne'ymiş. 7. Kümesin üçlü permütasyonlarının şu kadarında A bulunur. İşte arkadaş ben bu üçlü permütasyonları benim pek kafam basmıyor. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Permütasyon ne demek? Kombinasyon ne demek? Bir kere bunun net ayrımını yapmak lazım. Permütasyon, kombinasyon, hatta ben bir e, faktöreli sıkıştırayım işin içerisine. Faktörel de var. Şimdi faktörel ne yapar? Mesela kelim kemal kelimesinin harfiyle kaç tane kelime yazabilirim? 5 faktörel. Faktörel bize ne işe yarar? Sıralama işine yarar. Permütasyon ne işe yarar? Kombinasyon ne işe yarar? Kombinasyon seçme işine yarar. Permütasyon seçme artı sıralama yapar. Yani sen permütasyonla seçtiklerini sıralarsın. Allah Allah. Şimdi bak permütasyon ne demekti? En r'li permütasyonu. n, n faktöre bölü n eksi re Kombinasyon neydi en r'li kombinasyonu? n faktöre bölü n eksi re çarpı re faktöre. Hocam sen şimdi burasına permütasyon demedin mi yukarıda? Evet permütasyon dedim. O zaman en r'li kombinasyonu en r'li permütasyonu bölü re faktöre'dir. Yap içler dışlar bunun altında bir var çünkü. Yap içler dışlar o zaman en r'li permütasyonu en r'li kombinasyonu çarpı r faktörü. Yani sana diyor ki seç sırala bunun adına biz ne deriz? Permütasyon deriz. Şimdi seçme ile sıralama arasındaki farkı nasıl başka örnekle verebilirim? Mesela sen bir tane sıralı üçlü yapacaksan bunu permütasyonla yaparsın. Çünkü bunların kendi aralarında yer değiştirmesi önemli. Ama sen 3 elemanlı bir küme yapacaksan bunu kombinasyonla yaparsın. Niye? Yer değiştirmeleri önemli değil. Kümenin elemanları kendi alanında yer değiştirse de ne olmaz? Bir şey fark etmez. Şimdi bu yaptıklarımı o kadar emek harcadık. Siliyoruz. Yok silmeyelim ya. Kalsın. Şimdi biz birinci öncüyle bakalım. 24'ünde A bulunur. Şimdi benim kümen bu değil mi? Ben bunu kombinasyonla yapacağım. Yani kombinasyon çarpı faktörel yapacağım. Şimdi 3 elemanlı bir küme yapıyorum. A öncülündeyim. Yani birinci öncülündeyim. 24'ün A bulunur. Şimdi kümeye A'yı yazdım. Benim kaç elemana ihtiyacım var Soner? 2 elemana. Sen şimdi A'yı yazdığın için bir daha yazmayacaksın. O zaman bu 4 tane elemandan kaç tanesini yazacaksın buraya? 2 tanesini. O zaman diyorsun ki 4 tane 2 tane seçiyorum. First of all. Seçme işini bitirdim. Ne oldu? Benim kümemin 3 tane elemanı oldu mu? Oldu. Güzel kardeşim sen de şimdi bunu bir sıralarsın. O zaman 6 kere 6. 36 yapar. Kaç demiş? 24'ü patladı. Olmadı. Bu yaptığım benim permütasyon yalnız. Niye? Seçtikten sonra seçtiklerimi sıralıyorum. Sıralamazsam o kombinasyon olarak kalacak. Ha bu sorunun aynısını kümesin üçlü kombinasyonlarının dediğinde sadece buralara faktörel koymayacağım o kadar olacak. Şimdi ikinci öncülüğe diyor ki 18'inde A bulunur B bulunmaz. Yine 3 elemanlı bir küme yapıyoruz. A'yı koyduk. Tamam. Bu sefer B bulunmayacağı için B'yi de iptal ettim. Bir daha B yazmayacağım çünkü. O zaman benim kaç eleman ihtiyacım var Soner? 2 elemana. Kaç elemandan? Şuradaki 3 elemandan 2 elemana ihtiyacım var. O zaman 3'ün ikilisini seçiyorum. Seçme işi bitti. Benim şunun 3 elemanım oldu elimde. Sonra bir de bunları sarala. 6. ops salladık. 3 çarpı 6'dan kaç yaptı? 18 yaptı. Hop doğru. A veya B bulunur. Şimdi A veya B bulunur ne demek? Küme problemi gibi. A da olsa olur. B de olsa olur. İkisi de olsa olur. Şimdi böyle de yapabilirsin. İstersen dersin ki. Ya Soner. İkisi de olmasın. Bunu tüm durumdan çıkarayım. Yani tüm durum eksi, ikisi de olmasın. E, i̇kisi de olmayınca ya şimdi şöyle düşünürsen küme gibi burası üçler yani burası A'lar burası B'ler dersen burayı hesaplarsan bunu da tüm durumdan çıkartırsan senin elinde burası kalmaz mı? Kalır. O zaman tüm durum eksi. Neyi çıkaralım? İkisinin de olmadı. Şimdi ikisinin de olmadığı nasıl olabilir? A veya B bulunur diyor ya. O zaman ikisi de olmasın. İkisini de iptal ettim. Kaç tane eleman kaldı burada? 3 tane eleman kaldı değil mi? Kümede. Evet. O zaman 3'ün üçlüsü çarpı 3 üç faktörü. Şimdi bu istenmeyen. Peki tüm durum ne? Tüm durum ise şartsız sürsüz 5 tane 3 tane seçeceğim. Sonra bunları sıralayacağım. Yani kaç yaptı? 5'in 3'ü 10 çarpı 6 60 eksi 1 çarpı 6'dan 6. Burası da 54 geldi. O zaman 3. öncülümüz yanlışmış. 12'sinde E ve D bulunur demiş. Şurayı sileyim. 12 tanesinde E ve D bulunur demiş. O zaman dördüncü öncülümüzde bir tane küme yapıyoruz. E'yi de D'yi de yazıyoruz. Değil mi? E'yi de D'yi de yazdık. Benim bir elemana ihtiyacım var. Kaç elemandan? 3 elemandan bir tane seçeceğim buraya. O zaman 3'ün 1'lisi. Daha sonra 3 eleman oldu mu elimde? Sırala 3 faktörüye. O zaman 3 çarpı alttan cevabımızdan gelecek. 18 gelecek. Bu da patladı. O zaman sadece bir tanesi doğruymuş. Doğru cevabımız neymiş arkadaşlar? Bursaymış diyebiliriz. Gördüğünüz gibi ne yaptım? Permütasyon sorusunu seçme sıralama diye düşünerek kombinasyon üzerinden yaptım. Geldik 8'e. Dört farklı mektup. Bu arada kendi YouTube sayfamda ben permütasyon kombinasyon bilim olasılıkla ders anlatımını, konu anlatımını yaptım. Olasılıkla ilgili. İsterseniz oradan da ne yapabilirsiniz? Bana ulaşabilirsiniz. Bilginiz olsun. Dört farklı mektup, üç farklı post kutusuna kaç farklı şekilde atılabilir demiş. Bu fonksiyon sorusuna hiç fark yok. Fonksiyon sorularını ben önceden çözmüştüm hatırlarsanız. Fonksiyonda da aynı kafa çalışacak. Burada da aynı kafa çalışacak. Yani senin aslında dört tane elemanın var. Sen dört tane elemanı 1, 2, 3, 4 elemanı 3 elemana gönderiyorsun. Şartın var mı? Yok. Öğrencilerin bunun iki ihtimali var. Hocam diyorlar ki ya 3 üzeri 4 ya 4 üzeri 3. 81, 64. Oha şıklarda ikisi de var. Bak ben bunları iptal edeyim. Öyle sizin kafanıza bu ikisinden biri gelecek. Ama biz mantığıyla hareket edelim. Ben şöyle diyorum. Bunun bir etkili var ama gerek yok. Şimdi 4 tane mektup ya. Bunların hepsi mektup. Bunlar da hepsi posta kutusu. Şimdi postacı geldi. Aldı dört tane mektubu. Bu tip sorularda postacı oluyorsun. Aldın dört mektubu. Şimdi posta açacaksın. Kaç seçeneğin var kardeşim ilk mektup için? Üç. İkinci mektup için şart var mı aynı posta bir daha gelmez diye. Bir posta en fazla iki olur falan diyor mu? Demiyor. Yapıştır. Yine üç seçeneği. Üçüncü için yine üç seçin. Dördüncü için yine üç seçin. O zaman üç ile dörtten kaç geldi? 81 geldi. O zaman 81 farklı şekilde ne yapılabilir? Atılabilir diyebiliriz. Şimdi geldik 9. sorumuza. 4 farklı matematik, 3 farklı Türkçe, 2 farklı fizik kitabı yan yana. He, o zaman 4, 7, 9 tane kitap yapar. Şart şurt var mı? Yok. O zaman 9 kitap 9 faktör farklı, farklı şekilde sanılır. Sıkıntı yok. Düz bir rafa. Yani sonuçta Kemal kelimesinin harfleriyle ileten 5 harfli 5 faktör kelime yazabiliyorsan 9 tane kitapla da sıralı onları kardeşim. Bunlar özdeşme özdeş değil. Bak farklı demiş hepsine. Değil mi? O zaman sen bunları 9 faktörle sıralarsın. O zaman birinci öncülümüz doğru. Aynı branş kitapları yan yana olmak şartıyla. O zaman biz aynı branş kitapları birbirine bağlıyoruz. Matematik, 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 matematik. Türkçe, Türkçe, Türkçe. Türkçe. Fizik, fizik. Şimdi bunları bağlıyoruz. Dışarıdan bakan kaç kitap görür? 3 kitap görür. Üç faktöriyel. Matematik kitapları kendi arasında yer değiştirecek. Dört faktöriyel. Türkçe kitapları kendi arasında yer değişecek 3 faktöriyel. Fizik kitapları kendi arasında yer değişecek 2 faktöriyel. O zaman ikinci öncülümüze doğru değil mi? 3 faktöriyelden 2 tane var. 2 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel. Peki şimdi nasıl oluyor bu? Şöyle aslında. Gittin DNR'a. Yüzüklerin Efendisi üçlemesini aldın. 3 üç tane film var bir kutuda. İşte bir de atıyorum testere 6'yı aldın. Tamam mı? Toplam 4 tane film aldın. Ama Yüzüklerin Efendisi bir kutuda durduğu için Eve geldiğinde iki tane kutu var şimdi torbanın içinde. Baban dedi ki aa dedi iki tane film mi aldın dedi. Şimdi nereden bilsin adam o filmin kutusunun içerisinde üç tane film olduğunu. Yani dışarıdan bakan birisi sizin burada üç tane neyiniz olduğunu görür, paketiniz olduğunu görür. O zaman onları da üç faktörle farklı şekilde sıralar. Ama şimdi Yüzüklerin Efendisi filmleri o kutunun içerisine farklı farklı sıralarda da yerleştirirse sonuçta orada bir problem yok. Onlar kendi alanında ne yapabilir? Şunlar kendi alanında yer değiştirebilir. O zaman 3 faktörel, 4 faktörel ve 2 faktörel dedik. O zaman ikinci öncülümüz de bu şekilde doğru çıktı arkadaşlar. Geldik 3 sorumuza. Bak bu üçüncü öncülümüze. Üçüncü öncül tehlikeli. Bak şimdi bununla ilgili benim bir taktiğim var. Herhangi iki Türkçe kitabı yan yana gelmemek şartıyla. Senin kaç tane Türkçe kitabın var? 3 tane Türkçe kitabın var. Ben buna baraj taktiği diyorum. 2'den fazla elemanın herhangi ikisi yan yana gelmesini istiyorsan baraj taktiği yapacaksın. Şimdi baraj taktiğini nasıl yapacağız? Bizim elimizde ee, Türkçe kitapların dışında toplam 6 tane kitap var. Şimdi bizim 4 tane matematik, 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 fizik, fizik. 6 tane kitabımız var. Şimdi bu 6 tane kitap baraj taktiği şeklinde baraj oluşturacaklar kardeşim. Bunların aralarında da birer tane boşluk olacak şuralarda. İster doldururuz ister doldurmayız. Şimdi bu 6 kitap kendi arasında 6 faktörel sıralanır değil mi? Öyle bir şartımız yok. Evet. Herhangi iki Türkçe kitabı yan yana gelmeyecek. Şimdi burada altı tane boşluk oldu ya. Değil mi? Kaç tane boşluk oldu? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, pardon yedi tane boşluk oldu. Bu yedi tane boşluğun herhangi iki tanesine Türkçe kitabı yazacaksın. Ve böylece senin hiçbir zaman iki tane Türkçe kitabın hiçbir zaman ne yapmayacak? Yan yana gelmeyecek. Bizim kaç tane Türkçe kitabımız var? Üç tane var. Hatta bir tane daha yerleştireceğiz. Biz o zaman ne yapmayacağız? Hiçbir zaman 3 tane kitabın herhangi iki tanesi yan yana gelmemiş olacak. Bunları böyle ne yapabiliriz? Yer değiştirebiliriz. O zaman ben bu 7 tane yere yerden 3 tane sen kitabı yerleştireceğim. Ve böylece hiçbir zaman herhangi iki kitap yan yana gelmeyecek. Buna da ben ne diyeceğim? Baraj taktiği diyeceğim. O zaman 7 taneden 3 tane yer seçeyim. Sonra bunları 3 faktörlere sıralayayım. Şimdi ne yaptım aslında? Bakın bu burada bir önemli bir şey söyledim. Permütasyon var aslında. Normalde ben burada şey diyebilirim. 7 çarpı 6 çarpı 5 diyebilirim. Mesela 3 kişi 7 kişilik sinema koltuklarına kaç farklı şekilde oturabilir? 7 çarpı 6 çarpı 5 mantığıyla. Ama ben dedim ki seçeyim sıralayayım. Sonuçta permütasyon seçme sıralamaya permütasyonu parçaladım. Bu bana ileriki sorularda zor sorularda hep yardım edecek bir taktik. O yüzden ben permütasyon dediğim mi seç artı sırala mantığıyla ilerliyorum. O zaman burası 7 6 5 ne geldi? 6 faktörel çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5. O zaman şurası 7 faktörel yapar. Şurası da 30 yapar. O zaman 3. öncülümüz de doğruymuş. Yani 3'ü de doğru. Doğru cevabımız ne geldi? Edirne geldi. Şimdi geldik 10. sorumuza. Permütasyon neydi? 8 taneden 8 tane geri geleceğiz çarparak. 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5. O zaman burası ne gelecek? 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 1. Artı 10 çarpı 9 çarpı. Kaç kere geleceğiz geri? 9 kere geleceğiz. O zaman 2'de bitecek. Şimdi burası ne yaptı? 8 faktörel yaptı. Burası ne yaptı? 10 faktörel yaptı. O zaman üst taraf 8 faktörel artı 10 faktörel. Bölü alt tarafta da ne diyelim? 10'un 10'lusu 10 on faktöreldir. O zaman buraya 10 faktörel yazdım. Eksi 9'un 8'si neymiş arkadaşlar? 9 faktörel. Buradan üst tarafı 8 faktörel parantezini alsam. 1 artı 9 çarpı 10. Alt tarafı da 9 faktörel parantezini alsam. 10 eksi 1. Şimdi ne yaptı? 8 faktöriyel çarpı 91 bölü 9 faktöriyel çarpı 9. Şimdi buradan bu sadeleşti 9 bıraktı. O zaman ne yaptı? 91 bölü 81 geldi. Sorumuzun cevabı doğru cevabımız ne gelecek arkadaşlar? 10. soru için edine gelecek diyebiliriz. Geldik 11. sorumuza. 11. sorumuza diyor ki A'dan B'ye 256 tane fonksiyon yazdır. Bakalım. Sol tarafta dört tane eleman var. Sağ tarafta dört tane eleman var. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Sol taraftaki dört elemanı, sağ taraftaki dört elemanı eşleştiriyorum. Bunun kaç seçeneği var? Dört. Diğerinin kaç seçeneği var? Dört. Bunun kaç seçeneği var? Dört. Bunun kaç seçeneği var? Dört. O zaman dört üzeri dörtten iki yüz elli altı doğru. Yirmi dört tane örten fonksiyonumuz bir. Şimdi dört elemanla, dört elemanı örtmek mi istiyorsun? O zaman bu ancak... Böyle mümkün olur. Yani birebir seçersen örtün olur. E o zaman nasıl diyelim onu? 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 diyelim. 24 tane. Tamam. Bir tane artan fonksiyon yazabilir. Şimdi artan fonksiyon 1, 2, 3, 4. Şimdi artan ne demek? Verdiğim değer büyüdükçe görüntü de büyüyecek. O zaman ben 1, 2, 3, 4 arttıracağım. 4, 5, 6'ın da sonuçları artacak. O zaman 1, 4'e, 2, 5'e, 3, 6'ya, 4, 7'ye gidecek. Otomatikman. Bu şekilde kaç tane fonksiyon var? Bir tane fonksiyon var. O zaman ne olacak? Doğru cevabımız Edirne olacak diyebiliriz. 11. sorunun cevabı Edirne'ymiş arkadaşlar. Şimdi geldik 12. sorumuza. 3 soruluk bir sınavda her bir sorunun doğru cevabı ABCD seçeneklerinden biridir. Arda arda gelen herhangi iki sorunun doğru cevabının A seçeneği olmadığı kaç farklı cevap anahtarı hazırlanabilir demiş. 3 soruluk. O zaman 1, 2, 3 tane 4 çıktı test hazırladım. Arda arda gelen herhangi iki sorunun doğru cevabın A seçeneği olmadı dediğine göre şimdi normalde şartsız şursuz 4 çarpı 4 çarpı 4 64 tane farklı durum var değil mi? Evet. Şimdi mesela bu ikisi A olsun doğru cevabı. Bunun da 3 taneden bir tanesi olsun. Ya da şimdi şu ikisi A olsun. Bunun bu üç taneden bir tanesi olsun. Ya da 3'ü de A olsun. Yani 7 tane durumda ard arda gelen herhangi iki sorunun doğru cevabı A olduğunu anlamış oluyoruz. O zaman 64 tane 7 tane çıkartırsak 57 tanesi herhangi iki tanesi a olmamış oluyor diyebiliriz. Yani tüm durumdan istenmeyeni çıkartırsak ne yapmış oluruz? Doğru cevabı bulmuş oluruz. Geldik 13. sorumuza. Erkut'la Seren'in aralarında bulunan 7 kişilik arkadaş grubu düz bir sırada Erkut'la Seren'in arasına herhangi bir arkadaş gelecek şekilde. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arasına herhangi bir arkadaş gelecek şekilde. O zaman ben şöyle mi yapacağım? Şuradan bir ikisinden bir tanesine oturabilir. Eren'le, Erkut'la Seren. Ya da şöyle oturabilir. Ya da şöyle oturabilir. Değil mi? O zaman ben şunu kaç farklı şekilde? Bir böyle oturabilirler. Bir böyle oturabilirler. Üç, dört, beş farklı şekilde Erkut'la Seren oturabilir. Tabii bunlar da kendi aralarında ne yapabilirler? İki farklı şekilde Yer değiştirebilirler. O zaman 1, 2, 3, 4, 5 tane yer kaldı. Geri kalan 5 yeri de 5 faktörle farklı şekilde diğer arkadaşlar oturabilir. O zaman cevabımız ne gelecek? 10 çarpı 5 faktörelden doğru cevabımız Edirne gelecek diyebiliriz. Erkut ile Seren'in arasına herhangi bir arkadaş gelecek şekilde. O zaman ben Erkut ile Seren'i böyle kalıp şekilde oynatayım. Değil mi? O zaman yani şu ya böyle olsun ya böyle olsun. 4 değil mi? 4. 5 farklı durum oluştu. Sonra geri kalan arkadaşlar da 5 boşluğa yerleştirdiler. Bu arada Erkut'la Seren de ne yapabilir? Kendi aralarında yer değiştirebilir. Geldik 14. sorumuza. Evet. Bezerli kelimesinin harflerinden kendi aralarında yer değişmesi oluşan 7 harfi anlamlı ya da anlamsız kelimelerin 120 tanesine L harfinden hemen sonra Y gelir demiş. O zaman L'nin hemen sağına Y yazıyorum ve bunu paketliyorum. Sonra benim el ne kalıyor elimde? E kalıyor. E kalıyor. E kalıyor. Z kalıyor. Bir de B kalıyor. Şimdi bunları sıralı güzel kardeşim. Yalnız burada dikkatli bakalım. 3 tane özdeş E var. Bunu paketledim. Bunlar kenarından yer değiştiremezler. L harfinden hemen sonra Y geleceğine göre bu da bu şekilde kalıp olacak. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 eleman 6 faktör farklı şekilde sıralanır. Fakat 3 tane E özdeş olduğu için ben bunu ne yapacağım? 3 faktörle böleceğim. O zaman 720 bölü 6'dan Doğru ne gelir? 120 gelir diyebiliriz. Birinci öncülümüz doğruymuş. 420 tanesinde Y harfi Z harfinin sağınlıdır demiş. Buna bir sürü çözüm var. Yani Y harfi Z harfinin sağınlıdır dediğinde bakın şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 harfi değil mi? Evet. Y harfi Z harfinin sağınlıdır diyor ya. Bak şimdi çok güzel bir taktiğim var. Rastgele iki tane yer seç güzel kardeşim. Bak şimdi şunu şöyle çekeyim. Bu birincisiydi. Bu da ikincisi. Rastgele iki tane yer seç. Yedi taneden iki tane yer seçtim. Tamam mı? Git onları çat çat diye yaz. Y harfi Z harfinin sağında mı? Sola Z yaz, sağa Y'yi yaz. Yani onları sıralayamaz. Sen sadece Z ve Y harflerine yer seçiyorsun. Yedi tane iki tane. Ve onları çat çat yazıyorsun. Ben bunu özel sıralama adı taktım. Yani belli bir grubu sıralarken içlerindeki bazı elemanların da sıralanma şartını koşuyor. Ama burada sıralanma şartı koşmuyor çünkü özel bir sıralama vermiş. Çat diye böyle olacak demiş. Demiş ki Y demiş. Z harfinin sağında kalır. Bak yani onları sıralama demiş. Tamam. O zaman benim ne kaldı? 1, 2, 3, 4, 5 tane boş yerim kaldı. O 5 tane boş yere de ne gelecek. E gelecek. E gelecek. E gelecek. L gelecek bir de B gelecek. Toplam 5 tane harf kendi alanında 5 faktör yer değiştirebilir. Yalnız E'ler özdeş onları gelip bölmem lazım. Onları yer değiştiremem. 7'nin ikilisi kaç yapar Soner? 21 yapar. 5 faktöriyel 4, 5. 20 buradan yaptı. Çarpımları da kaç yaptı? 420 yaptı. İkinci öncülümüz de doğruymuş. Bu tarz soru çözümlerini ben kendi YouTube kanalımda da yaptım arkadaşlar. Oradan da benzer soruların çözümlerine ne yapabilirsiniz ulaşabilirsiniz. Üçüncü öncülümüzde ne demiş? 20 de Z harfi L harfinin sağında, B harfinin solunda yer alır. Bak yine aynı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Z harfi L harfinin sağında, B harfinin solunda yer alacak. O zaman LZB. En solda L olacak, 3 arasında. En solda L, ortalarında Z, sağda da B kalacak. Ama sen bunları yer değiştiremezsin. Ben de diyorum ki kardeşim bu 7 taneden 3 tanesine yer seçeyim ben. Sonra çat 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 en sol yani 3 tane yer seçtim ya. Soldakine L'yi ortadakine Z'yi sağdakine de B'yi yazayım. 7'nin 300'ü. Geri kalan 4 tane eleman ne yapacağım hocam? Ne kaldı 4 tane eleman? 3 tane E. Bir tane de ne kaldı? Y kaldı. O zaman bunların 3'ü özdeş olduğuna göre 4 faktörü bölü 3 faktörü diyeceğim. 7'nin 300'ü kaç yapar soner? 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 35 mi yapar? 35 çarpı 4'ten cevabımız ne gelir? 140 gelir. 20 tanesini de demiş. O zaman bu yanlış. Doğru cevabımız ne olacak arkadaşlar? Bursa olacak diyebiliriz. 14. sorumuzda cevabı Bursa'ymış. Geldik son sorumuza. 15. sorumuz. Sayısının rakamların yeri değiştirerek altı basan kaç farklı çift sayı yazılabilir demiş. Çift sayı diyorsa o zaman sonu ya 4 bitsin ya da kaç bitsin? 0'la bitsin. Tamam. Sonra sıfırla bitiyorsa 0 sıfır gömdüm. 1, 2, 3, 4, 5 tane. O zaman 5 faktöriyel bölü. Hocam 4'ler kendi aralarında yer değiştirebilir. 2'ler de kendi aralarında yer değiştirebilir. O zaman benim bu kadar tane sayım var. Yani 120 bölü 4'ten burası kaç geldi? 30 geldi. Şimdi geldik buraya. 4'ü sağa gömdüm. Bir tane 4'ü sildim. Artık benim elimde 1, 2, 3, 4, 5 tane rakam kaldı. Ve bu 5 tane rakamı ne yapabilirim? Kaç farklı şekilde yazabilirim diyorum. Şimdi 5 tane rakamı kaç farklı şekilde yazabilirim? Şimdi ne yapalım? Normalde 5 faktöriyel bölü 2 faktöriyel diyerek şimdi 2 tane özdeş var. Tüm durumu bulayım. Yalnız hocam yanlış yaptın. Neden? Çünkü sona 0 yazabilirsin. Ben tüm durumdan, burası tüm durum oluyor. Tüm durumdan neyi çıkaralım? İstenmeyeni. Yani sonu 0 olanı. Sonu da 0 görsem sol tarafa. O zaman benim elimde ne kalacak? 4, 3, 1, 3 kalacak. Bunlar da kenarından 4 faktöriyel 1, 2 faktöriyel sıralanır. Buradan kaç yaptı? 60. Buradan kaç yaptı? 12. 60 eksi 12'den buradan kaç geldi? 48. 48 tane burada. 30 tane de burada. Toplarsa kaç yapar arkadaşlar? 78 yapar diyebiliriz. 15'in sorumuzun cevabı için. Böylece ilk testte permütasyonda tamamlamış olduk. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.